Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel iğne oyası tadında güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah bu model bir takipçim tarafından istenildi ama sipariş olarak kesinlikle bu modeli yapmayacağım Arkadaşlar bunun bilgisinde buradan vermiş olayım Neden dersiniz Ben bu tarz oyaları çok sevmiyorum beni çok uğraştırıyor uğraştırıyor elimin yatkınlığında bir model değil ama bu modeli öğrenenler, zorlanmayanlar ya tabii ki sipariş olarak da yapabilirler ama ucuza yapılacak bir oya kesinlikle değil Hanımlar hakkını veren olursa Tabii ki yaparsınız yani ama ben yapmayı düşünmüyorum Modelimi belki de Instagram sayfamda paylaşmaya da bilirim hanımlar. Bundan emin değilim. O yüzden bu modelimi öncelikle sizlere hemen bahsetmek istiyorum. Nasıl bir malzemeler yapmanız gerekiyor. Nasıl bir püf noktası yapmanız gerekiyor. hepsine en ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah. Öncelikle şöyle hanımlar. kum boncuğum var. Boncum kum boncuktur. Gold rengidir. Bu modelimizde yazmamıza en fazla bir salkın boncuk gider hanımlar. Boncuklu bir oya değil çünkü çok boncuk gerektiren bir oya değil. Bir salkın boncuk yeterli gelir. Modelimizi kullanırken isterseniz böyle bir küçük meyve suyu pipeti değil de hanımlar böyle paket halinde satılan meyve suyu yani pipetler var. O şekilde bir pipet. Bundan yoksa mesela 5 milimlik veya 6 numara, 5 numara 5 numara sanki biraz ince gelebilir. 6 numara şişle de yapabilirsiniz. Kalemle de yapabilirsiniz. Kalemle yaparsanız nasıl olur bundan da videoda oyayı örürken e, göstereceğim. Bu modelin ilmekleri çok uzun olduğu zaman benim hoşuma gitmedi. Birazcık böyle kısa durduğu zaman daha böyle naif hoş durdu. O yüzden bu şekilde bir pipet kullandım. Yazman Cenk marka buğday rengi. Altın başak ip alırsanız 512 numaralı ipi almalısınız yabalı marka ip alırsanız da 102 numaralı ip alırsanız güzel bir uyuma sahip oluyor hanımlar bu şekilde ben yabalı ip kullandım yazmamızı tığlarken çok sık batılmış değil ama normal ebatta batılmış iki zincirle tığlama yaptım benimki bir tık sık oldu siz zürafanızı 3 zincirle çekebilirsiniz şimdi hemen modelimi sizlere göstermek istiyorum modelimizde bu şekilde hanımlar gerçekten iğne oyası diyebilirim ama model bana göre bir model değil. Çünkü ben bu modeli örerken zorlanıyorum ve çok ağır ilerliyor. Şu ilm oya hızlı ilerliyor hanımlar ama şu örümcekleri bu şeyi verirken hem şu parmaklarımın ucu çok acıyor hem de uğraştırıcı diyelim ki bir kenar şu üst ilmekleri hani şeklini verdikten hemen ütülemeniz gerekiyor. Çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir oya ama bu performans verdikten sonra ötüsünü yaptıktan sonra oya da hiçbir bozulma yaşamazsınız. Bunda sıkıntı olmasın. Bana o arkadaşı takipçimin attığı oya altı zürafasız haliydi. Ben çünkü zürafalı e, sız halinin çok zorlanılır olacağını düşündüğüm için altına zürafa yaptım. Ondan sonra modeli başladım. Çünkü Altını sık yapmanız gerekiyor. Seyrek yaptığınızda boya kesinlikle güzel durmuyor hanımlar. Sık yapmanız gerekiyor ama benimki bir tık daha fazla sık olmuş sanki. Ee, bu da sık güzel oluyor. seyreği kesinlikle güzel olmuyor. Şimdi modelimi hanımlar buradan örmüş olduğum yerden devam ettirmeyeceğim. Çünkü birçok arkadaşımız lütfen başlangıç yerinden oyaları başlayın diye çok yazan oluyor. O yüzden bu modeli de hiç başlamamış gibi başlangıç yerinden başlayacağım. Modellerimin de hanımlar ön bilgi kısmını izlemek istemeyenler videoyu ilerletip izleyebilirler. Şimdi modelimizi ilk başından hanımlar örmüş olduğum yerden yapmayacağım. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Şöyle iki zincir çektim. Modelimi başlayacak olduğum yerden tığ battısından şöyle giriş yapıyorum. Bakın buradan giriş yaptım ilmeği kapattım sonra yandaki tığ battısından da giriş yaptım bu şekilde ilk ilmeği yaparken böyle yaptım bir zincir çekiyorum şimdi ilmeğimi uzattım pipete taktım dediğim gibi modeli de gördünüz zaten ilmekler çok fazla uzun olduğu zaman şık durmuyor bunda 6 numaralı şiş kullanabilirsiniz 5 de kullanabilirsiniz kalem kullanırsanız çok uzun olur Şimdi hanımlar bu ilmeği taktıktan sonra yine aynı zürafa içinden giriş yaptım. İlmeği aldım. Bu şekilde kapattım. Yandaki tığ battısından giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlmeği bu şekilde pipete taktım. Yine aynı yerden giriş yaptım. Bakın buradan ilmeği aldım. Bir kapatıyorum. Sonra yanındaki tığ battısından giriş yapıyorum. Buradan da giriş yapıp bir kapattım. Bir tane zincir çekip. Ilmeğimi bu şekilde bileti taktım. Taktıktan sonra ilmeği tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Ilmeği aldım. Bir, bu şekilde bir tane ile kapattım. Yanındaki tığ battısından giriş yaptım. Bir zincir çektim ve kapattım. Buradan giriş yapıyorum. Yanındaki tığ battısından giriş yaptım. Ilmeği aldım. Bu şekilde kapattım. Buradan giriş yaptım ilmeği buradan kapatıyorum yanındaki tığ giriş yaptım bir zincir çektim ilmeği pipeti taktım bakın arkadaşlar dibi bu şekilde oluyor normali zürafasızdı çünkü çok sık yapmanız gerekiyor zürafasız yaparsanız kesinlikle çok zorlanırdınız o yüzden bu şekilde göstermeye uygun gördüm buradan tekrar yine aynı ilmeği taktıktan sonra yine ilmeğin dibinden aynı zürafanın içinden giriş yaptım ilmeğimi aldım bu şekilde bir tane kapattım Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. ilmeği oradan da alıp kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. ilmeği pipete taktım. Bakın böyle arkadaşlar. Buradan tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. İlmeğimi aldım, kapattım. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. Bir zincir çektim. ilmeği pipete taktım. Buradan tekrar aynı yerden ilmeği alıyorum. Sıradaki tığ batısından giriş yaptım. Bu kısmı çok hızlı ilerliyor hanımlar. Önemli olan e, üst örümceklere verilen performans. Burası hızlı gidiyor. Burada bir sıkıntı yok. Birkaç tane daha yapalım. Aynı yerden giriş yaptım. Sonra sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum, kapatıyorum. Aynı yerden giriş yaptım. Sonra sıradaki tığ battısından giriş yaptım, kapattım. Bakın. Altı çok muntazam oluyor hanımlar. Aynı yerden giriş yapıyorum sonra sıradakinden. Çok seyrek yaparsanız güzel durmuyor hanımlar. Sıklığını, seyrekliğini güzel ayarlamanız gerekiyor. Eliniz çok sıkıysa üst zincir kesinlikle çekin. Ama eliniz benim gibi gevşek ise 2 zincir çekin zürafanızı yaparken ama çok sık batmayın biraz daha gevşek bırakarak 2 zincir çekerseniz tam böyle ideal oluyor alt kısmımız bu şekilde şimdi size göstermem açısından burası yeterli gelir hanımlar alt kısmı bu şekilde şimdi hemen sizlere çok da fazla uzatmak istemiyorum ama ister istemez bazı modellerde uzun uzun anlatmak gerekiyor çünkü anlaşılır olması için bir tane salkım yeterli boncuk gelir hanımlar. Bir salkım boncuk yapmanız yeterli gelir. Şimdi hemen ikinci kısmına geçelim. İkinci kısmına geçerken de yine hemen ipimizi tığımıza bu şekilde sabitleyelim. Bir tane daha zincir çektim. İpim sıkı olsun istiyorum burada. Şimdi buradan hanımlar yazmanızı bitirene kadar böyle bir pipetleri uzun zaten dört yani 4 tane filan pipete doldurun ki buradan arkadan ilmekler çıkmasın. Çıkarsa dibindeki ilmekler gevşeme yapıyor. Benim elim çok sıkı değil. bozuluyor. Eli çok sıkı olanların ki belki bozulmayabilir ama yine de bozulabilir. Sizi zorlar. Alt kısmını yaparken 4 tane pipete zaten sar. 4 kenarı 4 tane pipete doldurursunuz. Sonra ikinci kısmını giderken de zorlanmamış olursunuz. Buradan bakın bu şekilde çıkarttım çıkarttıktan sonra ilk ilmeğin içinden giriş yaptım hanımlar şöyle ilk ilmeğin içinden giriş yaptım bir tane mini battım bir zincir çektim şimdi çok minik bir örümcek yapıyorum çok minik olmalı örümceğimiz çok minik bakın şöyle yani zincirden biraz daha bolduruyor ve aynı ilmeğin içinden battım bu şekilde bir zincir çektim sıradaki ilmeği aldım Şöyle arkadaşlar. Sıradaki ilmeği aldım. Bir zincir çekiyorum. Yine çok minik bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Bakın örümceğimizin ibatına çok minik bir örümcek yaptım. Aynı ilmeğin içinden bu şekilde battım. Bir zincir çektim arada. Bakın burada yine aynı işlemi tekrar yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Çok minicik bir örümcek yapıyorum. Şöyle bakın çok minicik. Sonra aynı yerden tekrar battıktan sonra hanımlar şey çiçeği yapmadan önce bakın bir zincir çektim. Şuradaki ilmeğime geçiş yaptım. Bu ilmeğime şimdi örümcek işlemi yapmayacağım hanımlar. Bir zincir daha çektim. Hemen diğer ilmeğe geçiş yaptım. Bakın burada şimdi çiçeğini yapacağız. Diğer ilmeğe geçtikten sonra bir zincir çektim. Şimdi burada bir tane boncuk alıyoruz boncuğumuz sadece bu çiçeği yaparken ortasında kullanacak kadar olması yeterli bakın boncuğumu bu şekilde kapattım bir zincir çektim boncuğun arasındaki ipten bakın boncuğun arasındaki ipten şöyle giriş yaptım bir zincir çekiyorum minik bir örümcek yapıyorum bakın örümceklerimiz ne kadar minik olursa oyanız o kadar güzel durur hanımlar tığımda takıldı Şimdi minik bir örümceğimizi yapıyoruz. Şöyle bakın minik bir örümceğimizi yaptık. Aynı yine boncuğun arasından battım. Bir zincir çektim. Minik bir örümcek yaptım. Şöyle arkadaşlar aynı yerden buraya giriş yaptım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. Aynı yapmış olduğum yerden buraya battım böylelikle arkadaşlar altı tane örümcek yapmamız gerekiyor bir kutçeyin iç, şeyin içine isterseniz beş tane de yapabilirsiniz altı tane de yapabilirsiniz tamamen sizin göz zevkinize bağlı beş de yapsanız olur yani altı ya da gerek yok ben altı yaptım ama beş de yeterli gelir şimdi yine örümceğimizi yaptık buradan boncuğumuzun arasından batıyoruz kaç tane oldu hemen sayalım. 2 2 4 5 tane olmuş. Yanlış sayma desem evet 5 tane olmuş. Bir tane daha yapalım 6 olsun. Bu arada da bu çiçeklerin arasındaki boşluğu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. 6 tane örümceği yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. Bakın buradaki aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğin içinden giriş. İlmeklerimiz dönerse düzeltelim. Sıradaki ilmeğin içinden bu şekilde giriş yaptım. Sanki şu şöyle yansıma mı yapıyor? Bakın buradan yine bir zincir çektim. Buradaki ya, çiçeğin yine yanındaki ilmeği boşta bırakıyorum hanımlar. Ona bir işlem yapmıyorum. Sıradakine geçiş yapıyorum. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimize geçiş yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine minik bir örümcek yapıyorum. Minik bir örümcek yaptım. Tekrar ilmeğin içinden battım. Şimdi şurası zaten Evet, hepsini çıkartayım. Bir tane zincir çektim. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. Bakın buradan minik bir örümcek yaptım. Aynı ilmeğin içine bu şekilde giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. Minik bir örümcek yaptım. Aynı ilmeğin içinden doldurdum. Bakın dediğim gibi hanımlar dibi hemen gevşeme yapıyor. Benim elimde zaten çok sıkı olmadığı için ilmeklerim çok çabuk gevşer. O yüzden ona göre sizler de dediğim gibi bilgilere uyarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada ben 4 tane ilmek boşta bırakacağım çiçeği yaparken ama siz onu daha fazla yapabilirsiniz daha az yapabilirsiniz nasıl uygun görürseniz. Şimdi hanımlar arada bakın şöyle 4 tane ilmeğin tepesine örümcekleri yaptım. Şimdi bir tane daha çiçek yapalım yeterli gelir. Buradan sıradaki ilmeği aldım. Boşta bıraktım. Bir zincir çektim. Onun yanındaki ilmeğe geçiş yaptım. Bir tane boncuk alalım ileriye. Şimdi çiçeğimizi yapmadan yanındaki ilmeği boşta bıraktık. Onun üstüne örümcek işlemi yapmadık. Şimdi hemen boncuğu aldım bu şekilde kapattım. Bir tane kapattıktan sonra boncuğun içindeki şeyden girdim hanımlar. ipten şöyle giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Çok minik olacak şekilde örümceğimizi yaptık. Sonra buraya aynı batmış olduğum boncuğun dibine giriş yaptım yine bine girip böyle minik bir örümcek yapacağız bu şekilde buraya isterseniz 5 isterseniz 6 göz zevkinize bağlı 5 de yapsanız oluyor buradan şimdi buraya 6 tane örümceğimizi yapalım bu kısmı da hanımlar hızlı ilerliyor hızlı ilerlemiyor değil sadece örümceklere vereceğimiz performans bizi uğraştırıyor Gerçekten parmak diplerini felaket derecede acıtıyor. Bir zincir çekiyoruz. Minik bir örümcek yapıyoruz burada arkadaşlar. Örümceğimin ebatını yine tekrar sizlere göstereyim. Çok miniktir. Videoda aslında çok iri gözüküyor olabilir ama çok minik. Yani zincirin gevşek hali gibi bir şey. O kadar küçük çekmeniz gerekiyor. Burada şimdi hanımlar 2 4 6 tane örümceğimiz olmuş. Bir zincir çekiyoruz. Şuradaki aynı yapmış olduğum ilmeğin dibinden bakın battım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Diğer sıradaki ilmekten giriş yapıyorum. Çiçeği yapmış olduğum iki taraftaki ilmekleri şöyle bakın boşta bırakıyorum. Bir zincir çektim. Minik bir örümcek yaptım ve buraya battım bir zincir çektim sıradaki ilmekten giriş yaptım şimdi burası yeterli hanımlar bakın oyamızı komple yapalım bitirelim bitirdikten sonra örümceklere performansı o zaman verelim diyelim ki hanımlar <laughs> pardon boğazımda gıcıklandı Örümceğe şekillerinizi diyelim ki bir kenarı verin hemen ütüleyin, sonra diğer kenara geçin. Bu şekilde yaparsanız daha muntazam bir oya elde etmiş olursunuz. Dediğim gibi hanımlar gerçekten çok zahmetli bir oya. İğne oyası bile bu kadar zahmetli değildir. Bu modeli takipçim istediği için kırmayıp çekmeyi uygun gördüm hanımlar. Normalde sipariş olarak asla yapacağım bir model değil. Şimdi hemen son halinde yapalım. Videomuzun son haline geldik arkadaşlar. Şimdi geldik şuradan tek tek en zor dediğim yere geldik arkadaşlar. Burada örümceğimize vereceğimiz performansları göstereceğim sizlere nasıl yapmamız gerektiğini. Örümceğimizin tek dilinden bakın şöyle tutuyoruz. Şöyle güzel yine sıktırarak, sıktırarak bunu sıkılıyoruz. Bakın bunu bu şekilde yaptım. Sonra sıradakine tek tek işte en zor can alıcı yeri oyanın burası ikincinin de hemen bu şekilde performansını öne düşen kısmından örümcekleri bu şekilde güzel yine sıkılayarak açıyoruz şimdi çiçeğinkine geçelim Bakın buradan önce biraz hemen belirginleştireyim sonra tekrar sıkılacağız Bu işlemi böyle yaparken de o parmak uçlarına çok yükleniliyor ve parmak uçlarınız berbat bir hale geliyor oyayı yaptıktan sonra o yüzden şimdi hanımlar bu çiçeği böyle e, ilmekleri çıkarttım gördüğünüz gibi performansını vermiş oldum ama bunu bu şekilde bırakmayacağız tekrar sıkılaştıracağız başa dönüp tekrar şöyle geldim bakın hanımlar Çünkü dibine tekrar örümcek halini almaması için bu şekilde sıkılamanız gerekiyor ucu hatta böyle var ya ucu olmayan bir tığla da bunu sıkılayabilirsiniz daha kolay olur şöyle şimdi ucundaki şey takılabiliyor buradan bakın tekrardan bu şekilde bu işlemleri yapmamız gerekiyor modelin zorluğu burası duruşu gerçekten muhteşem duruşu var şöyle bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyorum sıradaki tekli olanlara geçiş yapıyorum siz de bu ayı çok beğendiniz. Yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız hanımlar? Çiçeklerini az. Aradaki boşlukları çok fazla yaparsınız. Olur biter yani. Çok sık yapmasanız yapılabilir. Ama çok şık duran bir model. Tabii ki de buradan bakın. Örümcek çektiğimiz o minik örümcekleri bu şekilde şekil veriyoruz. Örümceğimizin şöyle tek telini çekiyoruz. Sıkılıyoruz tekrardan şöyle. Çünkü örümcek halini almasın geri sımsıkı dursun diye. Baskın bir ütüyü hem ön yüzünden hem de arka yüzünden vurabilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmiyor. Çiçeğimizinkini de yapalım. Önce şöyle bir alayım. Sonra sıkıştırırız. Şöyle öne düşenden bakın. Öne düşen Örümceklerimizi bu şekilde çekiyoruz. Sonra tekrar sıkıl sıkılacağım. Şöyle bakın tek tek çektikten sonra şimdi ne yapalım? Sıkılayalım. Şöyle çekiştirerek sıkılayalım. Şimdi burada bunu sıkılarken şu baş parmağınız bayağı bakın şöyle eziliyor, zorlanıyor. O zaman sonra burası su topluyor, kabarıyor. Çünkü bu oyadan ben sipariş yaptım daha önce bunun bir değişik şeklini. Oradan biliyorum oyanın nasıl bir zahmet olduğunu. Modelimiz tamamdır hanımlar. İşte bu kadar. Ne yapıyorsunuz şimdi? Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vuruyorsunuz. Çok güzel bir oyaya sahip oluyorsunuz modelin ütülü halde Burası ütülemeden Hani şimdi bu performansı verdiniz Arkadaşlar diyelim ki e, çok bekletmeyin ütünüzü e, ütüsünü hemen yapın Çünkü çok güzel bir oya olsun istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor başta da söylediğim gibi bu oyadan sipariş almak istemiyorum Instagram hesabımda da paylaşsam paylaşmasam mı da emin değilim Çünkü gerçekten e, hangi modeli yaparsam hepsinden sipariş geliyor ona göre bir modeller sayfaya çekmek istiyorum ama bu tarz modellerde isteyen takipçim olduğu için kırmak istemedim modeli çektim şöyle hanımlar hem ön yüzünden hem de arka yüzüne ütüsünü vurabilirsiniz çok güzel bir oyadır gerçekten iğne oyası ya iğne oyasına da benziyor mekik oyasına da benziyor zahmetli bir oya çok seyreği güzel durmuyor o yüzden modelinizin ayarını elinizin ayarına göre ayarlarsınız yaparsanız inşallah e, yapan arkadaşlarım da etiketlerse modeli görmek isterim instagramda arkadaşlar örecek olanlara kolay gelsin bir başka modelim diye buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet olun